Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere DJI dronlarının CE moddan FCC moda nasıl geçirileceğini göstermeye çalışacağım. Evet arkadaşlar, öncelikle CE mod ve FCC mod nedir? Aralarındaki farklar nelerdir? Hangi noktalarda farklılıklar gösterir? Bunu biraz aktarmaya çalışacağım. FCC mod dronlarınızın Amerika verilerine, Amerika standartlarına göre ayarlanması. CE mod Avrupa standartlarına göre ayarlanmasıdır. En bariz temel açılımı bu zaten. Bunun haricinde ne gibi farklılıklar gösterir? CE modda uçuş menzilleri biraz daha kısıtlıdır. Daha kısaltılmıştır. Yani aslında bu modlar arasındaki geçiş mesafeler arasında geçiş de diyebiliriz. Çünkü mesafelerinizin, drone'unuzun kat edebileceği mesafeleri ciddi anlamda değiştiriyor. Yani yarı yarıya oynuyor diyebilirim. DJI'ın Mavic Air ile alakalı kendi sitesinde vermiş olduğu datalara baktığımız zaman CE modda 2 km, FCC modda 4 km bir menzile sahip olduğunu söylüyor. Yani bu bile CE moddan FCC moda geçişin gerçekten büyük bir gereklilik olduğunu gösteriyor. Peki dronlar niye direkt FCC modda gelmiyor diye soracak olursanız, dronlarla alakalı her ülkenin ve her bölgenin kendine ait bazı kuralları oluşmaya başladı. Bu yüzden Avrupa standartları ile Amerika standartları arasında tabii ki farklılıklar gösteriyor. Bu yüzden de drone yapımcıları Avrupa standartları ve Amerika standartlarına göre iki mod geliştiriyorlar. Bu değişikliğin algılanmasını da tabii ki dronlarınıza telefon bağladığınız için GPS üzerinden kontrol edip GPS üzerinden drone'unuzun hangi bölgedeyseniz ona göre ayarını yapmaya çalışıyor. CE mod ve FCC modla alakalı genel bilgiyi verdikten sonra şimdi drone'unuzu nasıl CE moddan FCC moda geçirebileceğinizi anlatmaya çalışacağım. Bunun için öncelikle bir Android cihaza ihtiyacınız var. Bu telefon olabilir, tablet olabilir. Artık drone'unuza hangi cihazınızı bağlıyor biliyorsanız ya da elinizde hangi cihaz varsa. iOS'larda ben bunu başaramadım. Çünkü fake GPS olaylarına iOS izin vermiyor. Android'de bu daha rahat bir şekilde yapılabiliyor. O yüzden bu işlemi yapabilmeniz için bir Android telefon veya bir tablet temin etmeniz gerekiyor. Veya bir arkadaşınız da varsa ondan da rica edebilirsiniz. Zaten bu işlem çok kısa bir işlem. Evet arkadaşlar, öncelikle Play Store'dan fake GPS location uygulamasını indiriyoruz. Ben bunu daha önce indirdiğim için ben de şu an aç olarak gözüküyor. Siz tabi bunu indir olarak göreceksiniz. Bu uygulamayı telefonunuza indireceksiniz. Buradan fake GPS'i açtığınız zaman kendinizi Amerika'da herhangi bir lokasyonda gösterip play tuşuna bastığınızda uygulama artık sizi Amerika'da olarak görecek. Yani telefonunuzun GPS ayarlarını Amerika'ya göre ayarlayacak. Ondan sonra DJI Go 4 uygulamasına girdiğimizde uygulama bizim GPS ayarlarımızın değiştiğini algılayacak. Bize lokasyon bilgilerinize göre yeni ayarlamayı yapmak isteyip istemediğimizi soracak. Buna OK diyoruz. Buna OK dedikten sonra bağlantı kopuyor ve tekrardan bir bağlantı sağlanıyor. Evet, şu an tekrardan bağlantımız sağlandı. Evet arkadaşlar, Go Fly diyoruz. Sağ üstteki 3 noktaya tıklıyorum. Wi-Fi işaretine tıklıyorum. Artık 11 kanallı bir bağlantı görüyoruz. 11 kanallı bir bağlantı görüyorsak FCC moda geçiş yapmış bulunmaktayız demektir. Şimdi şunu da göstermek istiyorum. Fake GPS'imiz kapalı olduğu için ya da telefonumuzu değiştirdiğimiz, yani iPhone telefonumuzu taktığımızda tekrardan bize lokasyon ayarlarını değiştirmek isteyip istemediğimizi soracak. Buna her açılışta cancel diyoruz. Cancel dediğimiz noktada FCC moda devam edeceğiz. Ama dediğim gibi siz gene uçuşunuzu yapmadan önce 11 kanal veya 13 kanal kontrolünü tekrardan yapın. Eğer bir şekilde yanlışlıkla OK tuşuna basıp uygulamaya giriş yaptıysanız, yapmış olduğumuz adımları baştan tekrar yaparsanız tekrardan sağlıklı bir şekilde FCC moda geçersiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi CE moddan FCC moda geçmek bu kadar kolay ve kesinlikle tavsiye ediyorum, FCC moda kesinlikle geçin. Uçuşlarınız çok daha kaliteli bir şekilde gerçekleşecektir. Arkadaşlar, umarım faydalı bir video olmuştur. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Destekleriniz benim için gerçekten çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.